deniz ova insanları Homo cinsinden bir insansı olup Neandertaller ve anatomik olarak modern insanın yakın akrabası olmakla birlikte genetik olarak her iki türden ayırt edilebilir. İngiliz literatüründe Denisova Hominins ya da kısaca Denisovans olarak adlandırılırlar. Denisova insanları yaklaşık 40 bin yıl önce üst paleolitik zamanda Altay Dağları ve Güney Sibirya'da yaşarlardı. Şimdiye kadar bu grubun varlığı Denisova mağarasında bulunmuş 3 küçük fosille ispat edilmiştir. Bulunan bir serçe parmağının küçük bir parçasıyla iki arka ağzı dişinden ibarettir. Parmak kemiği ilk defa bilimsel olarak Mart 2010'da ilk keşfedilen azı dişi Aralık 2010'da ve ikinci azı dişi Kasım 2015'te tarif edildi. Başta bir Denisova insanına ait olduğu zannedilen bir ayak parmağı kemiğinin 2014'te Neandertal kökenli olduğu tespit edildi. Leipzig'teki evrimsel antropoloji alanında çalışan Max Planck Enstitüsü'nden Johannes Kraus ve Svante Paavo ilk defa 2010 yılında parmak kemiğinden aldıkları mitokondrilerden DNA'yı DNA dizileme metoduyla değerlendirebildiler. DNA analizi sonuçlarının duyurulmasıyla fosilin daha önce bilinmeyen ve sadece Neandertaller ve anatomik modern insanla uzaktan akraba bir homo cinsi olarak yorumlanmasından dolayı dünya çapında bir sansasyona sebep oldu. Birkaç ay sonra kemikteki hücre çekirdeklerinden yapılan DNA analizi yayınlandı ve bu da Denisova popülasyonunun nispi ayrılığını onayladı. Buna göre yaklaşık 40 bin sene evvel önceden bilinen olarak Neandertal adamının ve Homo floresiensis popülasyonuna ek olarak uzaktan akraba olup bariz şekilde homo cinsine ait olan anatomik modern insanın bir akrabasının varlığı ortaya çıktı. Denisova fosillerinin en yakın akrabaları Vindia ve Mezmaiskaya mağaralarındaki Neandertal buluntularıdır. Denisova insanının kökenine birlikte bakalım. Homo sapiens, düşündüğü üzerine düşünen insan, bugün dünyada yaşayan tek insan türüdür. Ancak 40 bin yıl öncesine kadar Neandertaller ve 30 bin yıl öncesine dek ise Denisova insanlarıyla bir arada yaşıyorduk. Hatta zamanı 300 bin ila 70 bin yıl öncesine geri alırsak Homo erectus, dik yürüyen insan ve Heidelberg insanıyla da bir arada yaşadığımızı görüyoruz. Ancak türümüz Homo sapiens hayatta kalırken diğer insan türlerinin yani kuzenlerimizin soyu tükendi. Şimdi Denisova insanının gelişi yani köken kısmına bir bakalım. 2010 yılında Sibirya Altay krayındaki Denisova mağarasında bulunan tek bir parmak eklem kemiği insan türünün kökeni sorusunun yanıtını kökten değiştirdi. Bu küçük kemiği Neandertaller ve Homo sapiens ile birlikte en az 140 bin yıl boyunca yaşamış olan Denisova insanlarının bir üyesine aitti. Öyle ki insan türü kayıp kuzenlerimiz Denisovalarla 8500 kuşak boyunca çiftleşerek çoğalmıştı. Bu açıdan bizler ve diğer soyu tükenmiş olan eski insan türleri yani insansılar oymağına giriyoruz. Öyle ki insansılar bize genlerimizin %98'inin ortak olduğu uzak kuzenlerimiz şempanzelerden genetik olarak daha yakın olan bütün türlere verilen ortak addır. Nitekim paleoantropoloji soy ağacına bakarsanız eski insan bilimi türümüz Homo sapiens'in doğrudan atalarının Homo erectus'tan 800 bin yıl önce ayrıldığını göreceksiniz. Homo sapiens'in ataları Neandertallerden 640 bin yıl önce ayrıldılar. Arkaik Homo sapiens 345 bin yıl önce, anatomik olarak modern Homo sapiens 195 bin yıl önce belirledi.
Homo sapiens ile sapiens ise, yani insan türünün bugün bizler nezdinde hayatta olan tek alt türü, 40 bin yıl önce ve modern insan beyni de 20 bin yıl önce ortaya çıktı. İşte bizler bu süreçte ve 170 bin ile 30 bin yıl öncesine dek Orta Asya, Uzak Doğu ve Melanezya'da bulunan deniz ovalarıyla bir arada yaşadık. Peki deniz ova insanı neye benziyordu diye sorabiliriz. Bunu da pek bilmiyoruz. Deniz ovalıları müzelerde genelde Neandertal insanlarına benzetiyoruz. Ama gerçek yüz hatları ve beden formlarını bilmiyoruz. Sadece Denisova mağarasında çok uzun bir süre, yani 300 bin ile 50 bin yıl öncesine dek yaşadıklarını biliyoruz ki DNA testi yapmış olmasaydık kimse mağaradaki kemiklerin bir kısmının başka türe ait olduğuna inanmayacaktı. Elbette mağarada taş aletler de bulduk. Ama bunları Neandertallerin mi yoksa Sapienslerin mi yaptığını bilemiyoruz. Sonuçta mağarada Neandertal kemikleri de bulundu ki bu da Neandertal anneli çocuğun soyunu açıklamayı kolaylaştırıyor. İki tür belli ki bir arada yaşadılar. Gerçi mağarada Sapiens kemiği bulamadığımız için taş aletlerin bize ait olma olasılığı azalıyor. Fakat bu soruyu yanıtlamak için bize daha çok veri gerekiyor. Özetle deniz ovalıların yaşam tarzı, kültürü ve dış görünüşünü anlamanın tek yolu taş aletlerin yanında olan ve oraya sonradan gelmediğinden emin olduğumuz deniz ova iskeletlerini bulmak olacak. Deniz ova insanlarına ait fosiller hem sayıca az hem de parçalanmış halde bulunur. Ancak bilimin elinde en az o kadar değerli bir şey daha vardı: DNA. İlk deniz ova genomu 2010 yılında yeni keşiflere neredeyse eş zamanlı olarak yayınlandı. Bu sayede bilim insanları bu türün tarihini farklı bir perspektiften görme şansını elde ettiler. Birçok araştırmacı tarafından kısa süre önce yapılan çalışmalar, Denisova ve modern insanın genomlarını karşılaştırarak Tibet Epas 1 geni gibi bağlantıları ortaya çıkardılar. Diğer çalışmalarda Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yaşayan insanların deniz ovalılarla çok ufak genetik farklılıklara sahip oldukları öğrenildi. Nisan ayında Cell'de yayınlanan bir makalede deniz ova tarihine ait yeni bir bulgu ortaya atıldı. Endonezya ve Papua Yeni Gine'de yaşayan 161 kişinin genomları taranarak Denisova DNA'sının modern insanda yaşayan kırıntıları ile karşılaşıldı. Araştırmayı yapan ekip, Denisovalı olarak tanıdığımız türün aslında eski insanların Sibirya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar yayılan 3 belirgin türü olabileceğini öne sürüyor. Bulgulara göre Endonezya ve Papua Yeni Gine'deki çalışmalarda elde edilen DNA'larda Sibirya'dakinden farklı İki Denisova topluluğuna ait izler mevcut. Bu gruplardan biri Denisovalılardan en az Neandertaller kadar farklı. Bu da tamamen farklı bir alt tür olabileceğini gösteriyor. Öyle ki Yeni Zelanda Massey Üniversitesi'nden Murray Cox, Denisovalılara ve Neandertallere ayrı ayrı isim veriyorsak ki veriyoruz, bu gruba da farklı bir isim vermemiz gerekiyor diyor. Denisovalı DNA'sındaki zenginliklere bir bakalım. Denisovalı insanların var olduğu 20 yıl önce bilim insanlarının fosillerden DNA ayıklamak için teknikler geliştirip bu çalışmaların incelenmesine izin veren genetik materyalin kopyalarını oluşturmasıyla başlayan antik genom çalışmaları ile ortaya çıktı. Bilim adamları Neandertal fosillerinin bulunduğu Sibirya'daki Altay Dağları'ndaki Denisova mağarasında bulunan kemikler ve dişler üzerinde çalışıyorlardı. Keşfedilen bir kemik ve bir diş daha önce bilinmeyen bir antik insan türüne aitti. Birkaç fosil bilim adamlarının genomların tamamının dizilmesine olanak tanıyarak genetik materyal bakımından muazzam derecede zengin olduğunu kanıtladı. Denisovalı genomu hakkındaki bu detaylı bilgiler onların modern insanlarla çiftleştiğini ortaya koydu.
Küçük miktarlarda deniz ovalı DNA'sı taşıyan bu insanların torunları binlerce yıl önce Malezya ve Avustralya'ya yerleşmeye devam ettiler. Bu şekilde deniz ovalı DNA'sını modern insanlarda görebiliyoruz. Ancak deniz ovalıların neye benzediğini veya tam olarak nerede yaşadıklarını bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, değişik bir insan türü aslında bu da. Ve ben konu olarak bunu gördüğüm belgesellerden esinlenerek araştırdım. Ve bu şekilde sizlere sunmaya direkt vesile olmaya çalıştım. Ancak burada şunu söyleyebilirim. Benim de bu konulara ilgimi çeken güzel bir yazı okumuştum. Bu da Popular Science dergisiyle gördüğüm bir şeydi. Daha doğrusu onların özel sayılarından almıştım. Orada okuduğum bir yerde görmüştüm. Şu, yani şu an modern günümüzdeki kuşların atalarının dinozorlar olduğu düşünülüyor. Bu tabii kesin değil, yani düşünülüyor vesaire gibi konuşuyorum. Kesin gibi algılamayın. Sadece bilim insanları da böyle olduğunu düşünüyorlar. Ve kuşların şu andaki dönemde neden dinozorlar kadar büyük boyutlu olmadığını direkt şu şekilde anlayabiliyoruz. Neden? O da bu farktan kaynaklı. Dinozorların yaşadığı dönemde dünya atmosferinde bulunan oksijen oranı %39'du sanırım, ama yani küsuratlı bir şey olabilir, şu an tam aklımda değil. Civarında olduğu ve oksijenin de insanların boyutları, ya da insan diyorum da o dönem yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Dinozorların boyutlarının yani büyük olmasını sağladığı düşünülüyor. Yine bilim insanları bu tarz düşünüyor. Ve şu anki oranı düşünebilirsiniz. Yani o dönem böyleydi de şimdi ne diyebilirsiniz. Şimdi atmosferimizde %21-20 arasında bir civarda bir oksijen var. Yani bu boyutu etkiliyor gibi geliyor. Bu da benim kendi şahsi düşüncem. Çünkü yani oksijen fazla olduğu dönemde yaşayan canlıların birçoğu gerçekten devasa boyutlarda. Ama şu an baktığımız zaman daha ufak boyutlarda olduğunu görüyoruz. Yani zürafayı düşünün, en yüksek boyutlulardan birisi. Yani çok da böyle büyük boyutta değil gibi gözüküyor aslında. Biraz da bunun etkisi olduğunu düşünüyorum ben de. Neyse, konumuza dönelim. Deniz ovalı insanları hakkında da bu makale içerisinde hem sizlerle değişik bilgileri paylaşmaya çalıştım. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.